Bir elektrik devresinden yüksek akım çekilmesi durumunda devreyi keserek yani atarak tesisatı ve devre elemanını koruyan elemana sigorta denir. Şimdi bir sigortanın yüksek akım altında nasıl attığını görelim. Atan bir sigortanın yerine kesinlikle ve kesinlikle aynı amperde sigorta takılmalıdır. Bunun dışında yapılacak uygulamalar yangın riski doğurur. Bir sigorta 3 sebepten dolayı atabilir. Yanlış kablolama veya yanlış bağlantılar, kısa devre, alıcının yüksek akım çekmesi. Eğer bir sigorta sürekli atıyorsa nedeni mutlaka araştırılması gereken bir konudur. Sigorta üzerinde sigortanın taşıyabileceği maksimum akım değeri veya voltaj değeri 12 voltun üzerinde ise voltajı da yazar. Sigorta artı hat üzerine seri olarak bağlanır. Otomobilde genellikle birden fazla sigorta kutusu bulunur. Yeri için araç kullanma kılavuzuna bakılmalıdır. Akünün artı kutbunda veya sigorta kutusunda tüm tesisatın toplam amperajı bu sigortadan geçer. Görüldüğü gibi 150 veya 100 amper gibi yüksek bir değerdir. Honda araç için görülen bu sigorta hatalı akü takviyesinde de atar. Akü takviyesinde artı kutup artıya, eksi kutup eksiye bağlanmalıdır. Yani paralel bağlantı olmalıdır. Sigorta kutusunda görülen küçük kutular rölelerdir. Sigorta kutusunun kapağının altında hangi sigortanın hangi sisteme ait olduğunu gösteren şekil veya isimler yazar. Spare yedek sigortalardır. Bu kutuda örnek olarak 5 adet yedek sigorta kullanılmıştır. Sigorta kutusunda ayrıca sigortaları çekip çıkarmak için 1 adet pense bulunur. Görünen sigorta eski araçlarda kullanılmaktadır ve düşük amperajlıdır. Cam sigorta olarak isimlendirilir. Yabancı kaynaklarda glass tube olarak isimlendirilmiştir. Amper değeri üzerinde yazmaktadır. Silindirik veya taş sigorta olarak isimlendirilen bu tip sigortalarda daha çok eski araçlarda kullanılmaktadır. Renklerine göre amper değerleri değişir. Yabancı kaynaklarda da blade yani bıçak olarak isimlendirilen sigortalar günümüzde en yaygın olarak kullanılan sigorta tipidir. Mikro, mini, standart ve max olmak üzere 4 farklı boyutta üretilmektedir. Bıçak sigortalarda renklerine göre amper değerlerini görüyoruz. Özellikle Japon grubu araçlarda daha fazla kullanıldığı için Japon sigortada denen bu sigorta türünün yabancı kaynaklarda adı slow blow sigorta olarak geçmektedir. İki türü mevcuttur. Dişi ve erkek. Yüksek amperajlı devrelerde kullanılır. Erkek olanlarda yan ayaklı tipi de mevcuttur. Renklerine göre amper değerlerini görüyoruz. Midival sigorta yabancı kaynaklarda bolt tip yani cıvatalı tip sigorta olarak isimlendirilir. Yüksek amperajlı sigorta türüdür. Renklerine göre sigorta amper değerlerini görüyoruz. Şerit şeklinde yapılan bu sigorta türünde amper değerleri üzerinde yazmaktadır. Son olarak özellikle elektrikli ve hibrit araçlarda yüksek akım ve yüksek voltaja karşı kullanılan sigorta örneğini görüyoruz.